işte şöyle bir yürüyüş yolu bırakıp sağ ve solun olarak direkt patlamaya başladılar. Oho Mia. Arkadaşlar yine sıfır maliyet, sıfır atık. Biliyorsunuz çitlerimizi yapmıştık. Oradan artan böyle minik minik parçalar vardı. Onlarla bahçemizde şimdi güzel bir ateş yakacağız. Eriklerimiz var. Erik suyu yapacağız. İlk defa deneyeceğiz bakalım erik suyunu da. Çok büyük tencerelerimiz yok o yüzden. Bir ilk denememizi şöyle yapalım. Sonrasında tecrübemizi paylaşacağız. Bakalım nasıl olacak. Evet böyle çitleri yaparken artan odunlarımız vardı. Mia'nın oyuncakları gibi oldular değil mi? Evet, Mia'nın oyuncakları aslında biraz. Onlarla bir ateş yakacağız. Yine bir parça plastikle ateşimizi yakıyoruz. Bununla çok kolay oluyor arkadaşlar bu siyah kasalarla. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün şimdi Filiz erikleri kaynatırken aslında çok büyük, ne zamandır yapmamız gereken ve çok geç kaldığımız bir şey var. Sırtımızda bir yük gibi kaldı ne zamandır. Aslında daha önceki videolardan birinde galiba biraz bahsetmiştik. Girişte şöyle bir yürüyüş yolu bırakıp sağ ve solunu olarak küçük bostanlar yapalım istemiştik. Yani birazcık böyle sebze yatağı formunda çevireceğimiz. Ne için kullanacaktık? İşte daha çok böyle salata malzemesi, maydanoz, işte dereotu, roka vesaire bu tip şeyler ekmek istiyoruz. Şimdi burada bir temizleme işlemi yapıp bugün onu nihayet yapacağız. Bu kadar bekledik çünkü çit olmadan yani ne Mia ne Bambam o kısma rahat vermeyecekti. Şimdi en azından Bambam için bir böyle bir şey bu tarafa geçmiyor. Evet, uyarı niteliği oldu. Geçmiyor bu tarafa. Şimdi bu kısmı değerlendireceğiz bugün. Elimde bir sünger, bir de bulaşık deterjanı var. Bunlarla size pratik bir bilgi vereceğim şimdi. Tencerelerimiz çok kararıyor ateşte kullanırken. O yüzden böyle bilmeyenler için. Dışına biraz bulaşık deterjanı sürdüğümüzde sonrasında temizlemesi bayağı kolay oluyor. O yüzden şöyle birazcık süreceğim. Ateşte bir şey pişiriyorsanız, evet, tencerenizi kolay temizlemek istiyorsanız demlik, deterjan sürün. Şekersiz yapmayı düşünüyorum. Daha yani iyi. Yani pişmeye yakın, şöyle bir tadına bakarız. Zaten çünkü çok tatlı. Tatlı. Çok tatlı. Bana çok tatlı geldi. Bir şey olursa da sonradan şeker ilave edebiliriz için. Evet, bir de çocukları vermek için. Hani baktık olmadı, biraz şeker ilave edip karıştırabiliriz. Evet. Hesaplarından arındırmıştık zaten. Aslında bir tur yıkadım ama tekrar bir tur daha yıkıyorum şimdi. Gerçi bizim meyvelerimizin ve sebzelerimizin hiçbirinde arkadaşlar herhangi bir şekilde zirai bir ilaç yok. Buralar da hala dağınık. Çünkü projelerimiz var. Yapacağımız. Kullanacağız. Yarım saat 40 dakika kadar bu erikler haşlanacaklar. Sonra süzgeçten geçireceğiz. Tel süzgeçten. İnce tel süzgecim yok ama bakalım bu iş görecek mi? Gerekirse sonrasında süt süzgeciyle de bir tekrar süzeceğim. Büyük bir de bir kazan alalım bence. Evet evet. Bizim burası bahçeye. Alüminyum gibi bir şey. Bahçe için bir şey lazım. Şu an büyüklü tenceremi kullanıyorum. En büyük tencerem bu. Evet arkadaşlar, eriklerimizi koyduk ateşe. Artık onlar kaynarken biz de bostan yapacağımız yeri şöyle bir otlardan arındıralım, çapalayalım, başlayalım. Arkadaşlar Mia demin gitti. Ses çıkartmayınca da biz bir işkillendik. Sesi çıkmayınca çünkü genelde bir yaramazlık yapıyor. Kapı kapalı. Sıcaktan nereye yatmış bakar mısınız? Öyle böyle bir sıcak yok.
Oh. Aşkım ne yapıyorsun orada? Mia? Ne yapıyorsun orada? Sıcak mı? Hadi gel bizim yanımıza gel. Yastıkları atmış. Üstüne çıkıp yaslan, orası da gölge. Bam bam da buraya saklanmış. Değil mi oğlum? Tamam dur dur. Senin yerin olsun. Aslan oğlum. Şurada size hemen her gün bir örümcek bölümünden şu ağını göstereyim. Görüyor mu acaba kamera? Yine kocaman bir örümcek ağı var. Örümceğin kendisi yok ama kim bilir nerede? Mia'cığım sen de mi yapıyorsun aşkım? Mia, çapa mı yapıyorsun? Senin tipini yerim. İki payta gördük aynı karede. Ay, Mia toprak mı yedin sen yoksa? Niye toprak baba yiyorsun aşkım? Tüm vitaminlerini veriyoruz biz senin. Vak vak vak, ilgisini çekti. Normalde yapmıyor da. Vak 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 vak. Nerede vak vak? Vak vak orada vak vak. Oy, iyi işmiş ama değil mi yani? Yap yap. Yorucuydu. Ama çok güzel olacak. Güzel oluyor. Evet, ben de diyorum nerede kaldı bam bam? Değil mi bam bam? Kıskandı geldi değil mi oğlum? Ha hemen. Evet arkadaşlar, ekeceğimiz yeri böyle iki parça halinde ekime hazırladık. Daha sonra şu ortaya farklı bir şekilde bir yol, elimizdeki malzemelerle bunların etrafına da güzel bir çerçeve yapacağız. Ama şimdi önce Filiz'imin eriklerine gidip bakalım. Evet. Bakalım. Ardından hoşafımızı yaptıktan sonra, suyumuzu yaptıktan sonra, kavanozladıktan sonra da ekim işimiz var. Tohumlarımızı ekelim. Evet, patlamaya başladılar. Bunları şimdi tel süzgeçten geçireceğiz. Biraz soğuyunca tamamen çekirdeğini falan ayıklamış olacağız, kabuğunu bu şekilde. Sonrasında da suyu kavanozlayacağız ve kapatacağız. Eriklerimiz tamamen kabuklarından kurtuldu. Bayağı da bir piştiler. Şimdi şöyle tel süzgeçten geçireceğim. Çekirdeklerini ve kabuklarını tamamen burada ayırmış olacağız. Kaynatırken düşünüyordum Deniz ama şeyi koymadım. Karanfil. Şimdi her kavanozun içine bir tane karanfil atalım diyorum. Ne dersin? Olur. Seviyoruz. Şekeri çok güzel. O yüzden şeker kullanma ihtiyacı duymadık. Şimdi tenceredeki erik suyundan ala ala bunu böyle tamamen mümkün oldukça çekirdek ve kabukları dışında bir şey bırakmayacak şekilde süzgeçten geçirmeye çalışacağım. Yani amacım posayı da olabildiğince aşağıya indirmek aslında. Ki lifleri de alalım, evet, faydalı bir şey olsun. Aynen öyle. Belki de Murat Deniz'e bile ek gıdada değil mi Deniz? Kullanacağımız bir şey olur ilk kullanıcı. Evet, çünkü yani tekrar yaza kadar o 6 ayı geçmiş olacak zaten. Neredeyse yaşı gelmiş olacak. Ona da minik minik verebiliriz, tattırabiliriz 6 aydan sonra. Ben de sana istiyorsan yavaş yavaş suyunu dökeyim. Olur. Bu kalanıyla da testir olur mu acaba çekirdekten çıkarsak? Olmaz mı? Olmaz. Testir böyle çok daha kıvamlı. Bir de bunda bir şey kalmayacak ki. Kabuk kalacak. Ben birazcık alayınca şimdi bunu elimle geçireceğim komple. Mercimeksizler gibi. Bir de kendi adını söyle söyle dolaşıyor. Ya
Tümel tarafı dağıttı. Sandalyesi bir tarafta. Ne güzel ama değil mi? Bak işte çocuk dediğim böyle büyür. Bir oraya koşuyor, bir oraya koşuyor. Evet, aşağıya geçti. Bir bakayım. Yine tabii çok da yalnız bırakmıyoruz. Ama bahçenin istediği tarafına gidebiliyor. Mia, gel aşkım bu tarafa geç, kapıyı kapayalım, gel. Tamam, geçme geçme. Her şeyi ters yapan kızım benim. Kapıyı kapar mısın? Aa, kapadım ya. Teşekkürler Mia'cığım. Ama keşke sen de burada olup kapasaydın. Kapa. Efendim aşkım. Aşkım benim. Hadi kapa şimdi kapıyı. Aferin. Tamam. Hadi gel annenin yanına gidelim. Kalan faydalı kısmını, yani çekirdek ve kabuk dışındaki posayı da biraz aşağıya alabilmek için biraz elimle de destekleyeceğim. Ya da yanlış anladım, kavanoza elim var. Teşekkür ederim anneciğim. Anne yardım ettin kızım sen. Yeşil. Bak çok sıcak ucuz ama. Hayır, birazcık bana izin vermen gerek. Dur aşkım, nasıl ittiriyor beni ya? Tamam, birer tane delik olsun içinde, ne olacak? Deniz birer tane attım peki. Olsun mu birer tane? Hadi birer tane erik olsun içlerinde. Mia'yı mı kıracağım? Bir tane koy bari ya. Oho Mia. Herhalde bir tane erik. Bir karanfil koyacağım. Erik suyumuz gayet posalı. Biz öyle tercih ettik. Evet, bugün topladığımız eriklerle birazcık böyle erik suyu yaptık. Akşam buzlu bir tadım yaparken tam fikrimi söyleyeceğim. Hemen yanımda bir tane ağaç var fakat ondaki erik şu an çok ekşi. Tam olarak nasıl bir meyve olacak, yani mürdü meyveli mi dönüyor, başka bir şey mi oluyor, bunu bilmiyorum. Fakat bizim bugün meyve suyu yaptığımız erikler sarı erikti. Çok tatlı bir erikti. Onu kullandık. Siz nasıl yapıyorsunuz? Erikle neler yapıyorsunuz? Reçel çok tüketmediğimiz için biz meyve suyu tercihinde bulunduk ama farklı öneriler varsa, duymadığımız değişik şeyler, lütfen yorumlara yazın. Değerlendirelim onları da. Daha çünkü bahçemizde bol bol erik var. Neyi nereye edeceğimizi de planlayalım. Evet, şimdi bence şöyle roka ekelim. Altına da ıspanak ekelim. Mesela burası iki tane olsun. Ispanak geniş yerde olsun bence. Geniş mi? Aha. Tabii, üstte roka. Mesela orada ne olabilir biliyor musun Deniz? Dereotu, marul ıspanak, oraya sonra taze soğan ve şey gelecek, evet, semizotu. Aşağıya gelecek, bu alana ikiye böleriz işte, ortadan bir yürüme yolu sadece ayırırız. Marulu ıspanak ekeriz buraya da. Daha çok bunları tüketeceğiz. Ispanağı daha çok yaparız, evet. Şu anda ektiğimiz neydi? Roka mıydı? Hadi bakalım, inşallah bereketli olur. Burada ıspanak. Ispanak tohumları ne kadar büyük, pembe pembe de. Ispanaktan bu kadar büyük tohum beklemiyordum. Diğer hepsi çok ince ve ufaktı. Tabii sürekli ekim dikim yapanlar için bizim bu tepkilerimiz şey komik geliyor olabilir ama biz ilk kez yapıyoruz. Silindirimiz yok. Silindir görevini ben görüyorum.
Böyle dandik bidonla vesaire de yapmak istemiyorum. Dünyanın haline inanamayacaksın, gel bak. İçinden geçti oranın, sonra ne yapmış? Korkuyorum bakmaya. Korkma korkma, geç. Nerede? Ağlarım ya. Uyuyakalmış. Hadi sen al onu annesi. Aşkım neye ağlıyorsun? Aşkım şimdi yeni uyudu da ağlıyordu 30 saniye önce. Ay deli. Ne çekiyorsun? Özür dilerim. Aşkım koşturdu yaptı yaramazlığını. Uyuyakaldı, hadi sen onu bir yıka, şöyle güzel temizle. Uzun süredir yorucu demiyordum değil mi ben videolarda? Bugün çok yoruldum. Bugün yorulduk gene. Evet. Yani tabii gezmeli tozmalı videolardan sonra. Bahçede yapılması gereken işler vardı ama artık onun kaçarı yoktu. Zaten ötelemiştik girişte çit olmadığı için. Biraz geç kaldık ama sonunda yaptık. Bahçemize yeşilliklerimizi de ektik. Birkaç şey eksik kaldı işte, taze soğan, sarımsak vesaire değil mi? En son onları da ektiğimiz zaman komple tamamlamış olacağız. İşte bostan gibi aslında. Kullanacağımız bir şeyler düşünüyorduk kafamızda. Nihayet bugün artık icraata geçtik. Evet, şimdi sırada ne? Erik şimdi bunun adı erik suyu mu? Evet. Aslında hoşafı gibi de bir şey. Yani böyle enteresan, erik suyu olsa sıkılır sadece. Biz böyle kaynattık, maynattık vesaire posasıyla şöyle hemen bir tadına bakalım. Tadalım. Şekersiz, tamamen organik. Bak sodayla falan çok güzel olabilir. Bir de buzlu. Gazoz gibi. Tabii bir de daha soğuk olsa. Evet. Ben buzluğa koymuştum ama yeteri kadar daha soğumamış. Evet. Ama arkadaşlar elimize sağlık. Bahçemizden tamamen organik. Şekersiz. Hiçbir katkı maddesi olmayan bir erik suyu. Bahçemiz artık ufak ufak istediğimiz şekli almaya başladı. Şimdi son buraların bir düzenlenmesi kaldı. Bazı şeyler var, sürpriz, onu söylemeyeyim. Gene yapacağımız. Büyük ihtimal Murat Deniz gelmeden önce bahçemizi artık istediğimiz şekle sokmuş olacağız ki Murat Deniz bir aya geliyor herhalde. Ve asıl, önce davranmazsa. Ve asıl aslında buradaki iddia mı diyeyim? Deniz zaten böyle el işi şeylerinde, bu tip işte yapı işlerinde gerçekten çok becerikli biri. Eli çok yatkın zaten, videolardan biliyorsunuz. İddia aslında neredeyse sıfır maliyetle atık gibi gözüken şeyleri değerlendirmek. Yoksa malzeme olduğunda, tabii, yani Deniz'in yapamayacağı şey gerçekten çok çok azdır yani. Sen bana buraya 5000 liralık keresteyi indir, ben sana ağaç ev de yaparım. Yani o mesele değil. İlerleyen zamanda tabii ki malzeme de alınarak farklı şeyler de yapılabilir ama o birazcık daha ilerleyen süreçte belki. Belki ileride kendi evimizde. Evet. Bu arada arkadaşlar gelelim videomuzun en önemli yerine. Buraya kadar izlediysen demek ki videomuzu beğendin. Kanalımıza abone olup yanında hemen duran bildirim zilini açarsan çok seviniriz. Ayrıca videolarımızı beğenip yorum da yaparsanız çok memnun oluruz. Güzel bağlar kuruyoruz, güzel diyaloglar oluyor. Yorumlarda da zaten okuyanlar fark ediyorlardı. Ailemize siz de katılın isteriz. İkinci olarak bir de bir Instagram hesabımız var. İstanbul'dan Kaçış FD. Filiz'in F'si, Deniz'in D'sini ekledik sonuna. İstanbul'dan Kaçış F'de. Bizi Instagram hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Artık bu gecelik bizden bu kadar. Günü bitirelim. Ördek de burada ayağımı yemeye başladı artık. Ne yapacağını şaşırdı. O da eve girmek istiyor. Artık yavaş yavaş müsaade isteyelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar.
Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Biz bir saniye bile çekelim. Yansımasına bakıyorum. Mia, ne yapıyorsun aşkım? Kim var orada? İki. Niye ikiden başlıyorsun? Önce bir mi ya? Bir. Evet. 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 O neydi? İki. Biraz... 1, 2, 3 çiftler yok. 6. Aşkım sayısını karıştırdın. Geliyor. Aşkım gel. Tabii biz Mia kapıyı açamaz diye düşünmüştük ama. Tabii ben öyle düşünmüştüm. Tek denemedi. Hoş geldin. Baba. İyi misin? İyi. Adın ne? Aferin aşkıma. Zaten şekerde kullanmak istemedim. Miyam onu getir Miyam. Miyam kaçıyor bak bak. Aşkım. Mia. Kaçamazsın. Mia kaşığı verir misin? Teşekkür ederim. Ördek nerede ördek? Aa ördek de burada. Hav hav nerede? Evet hav havımız da orada. Evet. Mia'nın çiftliği. Evet o gelmek kıskandı geliyor bam bam bak öyle yandan yandan. Yampiri yampiri. Ördeğimiz de burada. Bam 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 burada. Kıt kıt kıt. Ay daha hayvanlarımız çoğalacak mı ya? Tavşan alacağım sana.